Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar aziz Türk milleti. Muhterem Doğu Türkistan dostları. Ben Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı. Öncelikle bütün milletimize hayırlı geceler diliyorum. Tabii burada arkadaşlarımız birkaç soru yöneltmişler Doğu Türkistan'la ilgili. Bunları ben kısa kısa sırasıyla cevaplandıracağım nasip olursa. Doğu Türkistan hepimize malum Türk milletinin ilk defa var olduğu coğrafya ve Türk milletinin ilk defa İslam'la şereflendiği coğrafya. Doğu Türkistan Hunların, Göktürklerin, Karahanlıların, Seydiye Hanlığı'nın yakın tarihimizde 1933, 12 Kasım 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ve 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin var olduğu coğrafya. Yukarıda da bahsettiğim gibi Türk milletinin ilk var olduğu coğrafya ve Türk İslam medeniyeti dediğimiz bu büyük medeniyetin doğduğu coğrafya. Bunu da kısaca açmak istiyorum. Türk milleti Doğu Türkistan coğrafyasında varlığını sürdürürken tabii ki yine İslam diniyle Karahanlılar hükümdarı Sultan Satık Burhan'la birlikte bir rivayete göre rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı görerek ertesi gün sabahleyin ordusuyla, müşavirleriyle ve kanaat önderleriyle istişare ediyor ve kendisi hür iradesiyle İslam'la şerefleniyor. Bu şekliyle Türk İslam medeniyeti dediğimiz bu büyük medeniyetin doğduğu coğrafya diyebiliriz. Bugün Doğu Türkistan 1.828.418 km² yüz ölçümüyle Kazakistan'dan sonra ikinci büyük Türk coğrafyası, yine 35 milyonluk Müslüman Türk nüfusuyla Türkiye'den sonraki en büyük Müslüman Türk toplumunun yaşadığı coğrafya. Doğu Türkistan isminden de anlaşılacağı üzere Büyük Türkistan'ın, Ulu Türkistan'ın doğu kesimini oluşturmaktaki Doğu Türkistan varsa demek ki Batı Türkistan da vardı. Dönemsel olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işgali altında bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi kardeş Türk Cumhuriyetleri Sovyetler Birliği döneminde Batı Türkistan olarak Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin işgali altındaydı. Yani Büyük Türkistan olarak ecdadımızın bize bahşetmiş olduğu, bize hediye etmiş olduğu bu büyük coğrafya doğusu Çin işgalinde ve batısı da Rus işgalinde iki parçaya bölünerek maalesef iki komünist, iki Türk düşmanı, ezeli rakiplerimizin payına düşmüştür. Bugün 80'li yılların sonlarında 90'lı yılların başı Sovyetler Birliği Gorbaçov iktidarı döneminde Glasnost ve Perestroika, yani açıklık ve şeffaflık ve demokrasi adı altındaki bu sloganla birlikte o bölgedeki insanların, aç, sefil, perişan insanların demokrasiyi yaşamasıyla birlikte o bölgede bağımsızlık hareketleri alevlendi ve kardeş Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kazandı. Biz Doğu Türkistanlılar kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını büyük bir sevinç ve mutlulukla, adeta coşkuyla kutladık ve bunu Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı gibi özümsedik, benimsedik. Dünyada, özellikle Türk dünyasında, Türk İslam dünyasında Sovyetler Birliği parçalanıp oradaki esaret ve işgal altındaki Müslüman Türk toplulukları bağımsızlığına kavuştuktan sonra sanki hiçbir coğrafyada artık esaret ve işgal ve zulüm kalmamış gibi bir yanlış kanaat oluştu. Ama halbuki Doğu Türkistan'da bugün 35 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman Türk hala 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc olarak adlandırabileceğimiz komünist Çin işgaliyle karşı karşıyaydı. Bu işgal niçin gerçekleşti, nasıl gerçekleşti, işgali gerçekleştiren sebepler nelerdir? Bunları inşallah size kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Çin ve Türk mücadelesinde Çinlilerle Türk milletinin binlerce yıllık tarihi mücadelesinde zaman zaman Türk milleti Çinlileri mağlup etmiş, Çin Seddi'ni aşmış, hatta çok meşhurdur Kürşat ve Kırk Çerisi ile birlikte Han Sarayı'nı basarak Çin Hanı'nı esir almış ve Çin'i fethetmiştir. Bugün destansı, adeta destansı bir şekilde dilden dile dolaşan bu Türk kahramanlığı tabii dönem dönemde bizim mağlubiyetimizle
sonuçlanmıştır ki bugün Doğu Türkistan'ın Çin işgalinde bulunması bugün bizim Çin'e karşı mağlup pozisyonumuzu resmetmektedir. Ama bir gün inşallah inanıyoruz ki Doğu Türkistan tarihteki o şanlı dönemine tekrar dönecek ve Çin'den, Çin işgalinden kurtulacak ve bağımsızlığını elde edecektir. Doğu Türkistan gerek coğrafi, gerek stratejik, gerek jeopolitik konumu, gerekse yeraltı ve yerüstü zenginlikler açısından dünyanın en mümbit, en zengin, en bakir coğrafyalarını barındırmaktadır. Bugün Doğu Türkistan 1.828.418 km² yüz ölçümü ve 35 milyonluk nüfusuyla bugün petrol, doğalgaz, altın, gümüş, uranyum, kömür, 118 çeşit madenin bulunduğu dünyanın en zengin coğrafyalarından birisi. Yerüstü kaynakları açısından da yine bugün dört mevsimin yaşandığı, bütün insan ihtiyacı olan gıdanın karşılanabileceği adeta bir büyük tahıl ambarı. Çin gerek yeraltı kaynakları gerekse yerüstü kaynakları gıda ihtiyacı açısından Doğu Türkistan işgal altında bulunduğu dönemlerde hem jeopolitik olarak gelişimini, ilerleyişini ve yayılmacı politikalarını sürdürebilmiş. Doğu Türkistan bağımsızlığını elde ettiği dönemlerde de Çin'in gerilediğini, Çin'in zayıfladığını ve adeta kendi kabuğuna çekildiğini görebiliyoruz. Bugün Doğu Türkistan sadece yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından zengin değil. Bugün Doğu Türkistan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile gerekse Çin'in batıyla ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerinin, siyasi ilişkilerinin, gerekse insan akışının ve ticari akışın gerçekleştiği bir büyük kapıdır ki eğer bugün Çin Doğu Türkistan'ı kaybedecek olursa büyük bir pazar olan, üretim üssü haline dönüşmüş olan, dünyanın adeta en ucuz, en büyük üretim üssü haline dönüşmüş olan Çin'in batıya olan ticaretinde bu avantajlı konumunu kaybedeceği hiç yadsınamaz bir gerçektir. Bugün Çin adeta köle işçi olarak kullanmış olduğu cezaevindeki mahkumları ILO sözleşmelerine, yani Dünya Ticaret Örgütü sözleşmelerine ve insan hakları ihlallerine rağmen bugün hem Doğu Türkistan'dan sömürülmüş olduğu yeraltı yerüstü kaynaklar hem de cezaevindeki ağır çalışma şartları ve hiçbir ücret ödemeden köle işçi halindeki bu üretim avantajını kullanarak dünyada rakip tanımaz, rekabet edilmez bir büyük üstünlüğü, bir büyük ticari avantajı elde etmiş durumdadır. Ve bugün Çin'in bu ticaretteki ürettiği malların batıya pazarlandığı noktalardan önemli bir kısmı da yine karayoluyla Doğu Türkistan'dan Batı Türkistan'a geçiş ve oradan Avrupa'ya kadar uzanan bu güzergahtır. Çin yakın dönemde tarihi İpek yolu olan Pekin'den Londra'ya kadar uzanan bu güzergahı tarihi Demir İpek yolu olarak yeniden revize ederek adeta 4 milyar insanı içine alan ve 20 trilyon dolarlık yaklaşık 67 ülke büyük bir potansiyelle dünyayı arkasına alarak kendisi için bir kuşak bir yol projesi olarak adlandırmış olduğu tarihi İpek yolu üzerindeki en büyük tehdit olarak gördüğü Doğu Türkistan'ı da komşu ülkeleri yukarıda bahsettiğim ekonomik pastayı dağıtarak Doğu Türkistan'ı imha etmeyi hedeflemiştir. Bugün Çin'in bir kuşak bir yol projesinde her ne kadar dünyaya refah, huzur, barış ve istikrar vaat etmiş olsa da aslında bu gelecekte Çin'in yayılmacı politikalarına bir zemin hazırlama ve Çin'in emperyalist politikalarının daha masum, daha sivil, daha şirin gösterilmesi için bu sloganlar, bu argümanlar kullanılmaktadır. Asıl amaç burada Doğu Türkistan'ı yok ederek Doğu Türkistan coğrafyasını insanıyla birlikte tamamen işgal ederek asimile etmektir. Bugün Doğu Türkistan'da Çin hangi zulüm politikalarını uygulamaktadır? Doğu Türkistan'da Çin hangi insan haklarını uygulamaktadır? Kısaca bunlara da sorulara cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar burada Doğu Türkistan'ın tabii ki en önemli sıkıntılarından birisi Rusya ve Çin gibi iki büyük emperyalist devletin kıskacında olması, komşu olmaları ve bunların tehdidine maruz bırakılmaları. Burada Çin'in Doğu Türkistan'da dönemsel olarak uygulamış olduğu asimilasyon politikalarının
son dönemlerde artık hiçbir şekilde hak hukuk tanımaz, hiçbir şekilde dünyaya rağmen, bütün uluslararası camiaya, bütün uluslararası hukuk kurallarına rağmen, birçok sözleşmelere rağmen ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde garanti altına alınmış olan hakların dahi ihlal edildiğini görebiliyoruz ki bugün Doğu Türkistan'da Çin 1949 yılında işgal etmiş olduğu coğrafyada 1966 ile 97 yılları arasında 11 yer altında toplam 46 nükleer deneme gerçekleştirmiş. Bu nükleer denemeler sonucu milyonlarca Doğu Türkistanlı gerek bu nükleer denemelerin radyoaktif serpintileri, bunların kalıntıları, bunların olumsuz etkileriyle başta kanser vakaları olmak üzere birçok ölümcül hastalığa yakalanmış ve hala dahi bu nükleer denemelerin olumsuz yansımaları kendilerini göstermektedir. Bugün sadece insan sağlığı değil, ekoloji, hayat, Doğu Türkistan'daki bütün doğal yaşam alt üst olmuştur. Bugün Doğu Türkistan'da nükleer denemelerle birlikte uygulanan bir diğer asimilasyon politikası da o bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik operasyonlardır ki 1949 yılında Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettiği dönemde Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de %3 ila 7 civarında Çinli göçmen olduğu resmi istatistik kaynaklarında bugün bulunmaktadır. Ama aradan geçen 60-70 yıllık süre içerisinde bugün Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de %95 Çinli göçü tamamlanmış. O bölgenin gerçek yerli halkı olan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri Ürümçi'de %5 azınlığa düşürülmüştür. Bugün Kaşgar, Yarkent, Hoten, Aksu, Turfan gibi bu bölgelerde de kimi şehirlerde %40, 50, 60, 70 gibi Çin adına demografik yapı Çin lehine değiştirilmiş. Çin buradaki amacı gelecekte olası bir referandumda globalleşen dünyada Çin demokratikleşse dahi Doğu Türkistan coğrafyasının Çin toprağı olarak tescillenmesi ve o bölgenin Çin toprağı olarak tamamen Çin lehine oldu bittiyle bitirilmesi için bir çalışma yapılmaktadır ki burada yine Çin'in bu göçü bir dönem Çinli ailelerle evliliği teşvik ederek onlara kredi, faizsiz kredi, hibe yardımında bulunarak Türklerle Çinlilerin evliliği teşvik edilmiştir. Yine burada bu Çin göçünden başka Doğu Türkistan'da dil yani Türkçe yasaklanmış. Çift dille eğitim projesi adı altında ilk öğretim çağındaki genç evlatlarımız, genç neslimiz Kaşgar'dan, Yarkent'ten, Hoten'den, Aksu'dan yani Doğu Türkistan coğrafyasından Çin'in iç bölgelerine götürülerek zorunlu eğitim gerçekleştirilmiş ve burada bu evlatlarımıza çift dille eğitim projesi adı altında mankurtlaştırma, onları kendi dini ve milli kimliğinden mahrum bırakma ve gelecekte Komünist Parti'ye sadık birer köle kendi milletine, kendi devletine, kendi vatanına birer hain yetiştirme projesi ki bugün sayıları 500 bin civarında olduğu söylenmekte. Çin'in Doğu Türkistan'a asimilasyon politikalarının yine bir başka parçası da 18-25 yaş arasındaki iffetli, namuslu Doğu Türkistanlı genç kızlarımızın yine iş vaadiyle Doğu Türkistan'dan Çin'in iş bölgelerine götürülerek bunların çok ağır şartlarda sosyal güvenlikten mahrum edilerek çalıştırılması, yine bazılarının da gayri ahlaki yerlerde çalıştırılması. Bu olaylar yine hatırlayacaksınız 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistanlıların zorunlu olarak götürüldüğü Şavgan bölgesinde yatakhane baskını olarak tarihe geçmiş ve zorunlu çalıştırılan kardeşlerimizin istirahat ettikleri yatakhane Çinliler tarafından basılarak yüzlerce Doğu Türkistanlı şehit edilmiş, katledilmiş ve bunu protesto ederek buna karşılık veren Ürümçi'deki öğrenciler, öğretim görevlileri Çinli işgalci askerler ve polisler tarafından adeta kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti ki tarihe 5 Temmuz 2009 yani Ürümçi katliamı olarak geçmiştir. O döneme kadar mesela Doğu Türkistan'daki bu zulüm politikalarının Doğu Türkistan'da aydınları, din adamlarını, iş adamlarını, kanaat önderlerini, Türk'üm ve Müslüman'ım, bu coğrafya Sinkiyang değil, bu coğrafya Türk'ün tarihi beldesidir ve buranın adı Doğu Türkistan'dır diyen, bu iradeyi ortaya koyan bütün insanlar Çin tarafından terörist ilan edilmiş ve Doğu Türkistan'da bu insanlar yargısız infazdan geçirilerek cezaevlerinde işkenceyle öldürülmüş
Doğu Türkistan'daki Çin'in, sözüm ona, 1949'da Mao Zedong'un komünist ihtilaliyle birlikte Doğu Türkistan'ı işgal ederken sosyalistlerin, komünistlerin safsatası olan halkların eşitliği, halkların kardeşliği, sosyal adalet, refah, barış gibi bu söylemlerin tamamen safsatadan ve slogandan ve sahtekarlıktan ibaret olduğunu Doğu Türkistan'la 1949'daki Doğu Türkistan'ın işgalinden hemen sonra bunu görmüşlerdir ki Doğu Türkistan'da kamplarda, madenlerde işkenceyle öldürülen, zorla çalıştırılarak hayatlarına kastedilen milyonlarca Doğu Türkistanlı bugün bunun hatırasını bize yaşatmaktadır. Bugün Doğu Türkistanlılar Çin'in barış, kardeşlik, sosyal adalet ve eşitlik adı altında Doğu Türkistan'ı, Tibet'i ve Moğolistan'ı işgal ettikten sonra özellikle Doğu Türkistan'daki uygulamalarının hiçbir şekilde söylemleriyle aynı olmadığını görerek geçen süre içerisinde 1990 yılında, 95 yılında, 97 yılında Barın, Hoten, Hulca ayaklanmalarını gerçekleştirmiş ve yine 2009 Ürümçi olayları, 2013-2014 Yarkent, İlişko, Handi olayları ve katliamları yakın tarihimizin büyük ayaklanmaları ve büyük katliamları olarak tarihteki yerini almıştır. Burada bize çok sık yöneltilen sorulardan birisi, niçin Doğu Türkistanlılar Çin işgaline yönelik bir ayaklanma, bir cihat, bir başkaldırı gerçekleştirmez diye çok sık bu sorularla muhatap oluruz ki ama bu soruyu yönelten kardeşlerimiz maalesef şunu bilmezler. Doğu Türkistanlılar son bir asır içerisinde 300 defa büyük ve küçük çaplı ayaklanma ve direniş gerçekleştirmiştir ki bunların tamamı milli, İslami ve yerli direnişlerdir. Ama maalesef Doğu Türkistanlıların kaderi Seyit İbrahim. Doğu Türkistanların kaderi Seyit İbrahim. Doğu Türkistanların maalesef kaderi her isyanda, her ayaklanmada, her direnişte çok ağır bir katliamla, çok ağır bir soykırımla maalesef Doğu Türkistanlılar vahşice kırılmıştır. Bugün şunu ifade etmek istiyorum ki bugün Doğu Türkistanlılar bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu şanssızlığa ve bütün bu uluslararası camianın sessizliğine, suskunluğuna rağmen direnişini devam ettirmektedir ki bu yakın tarihimize bakacak olursak bunun örneklerini görebiliriz. Tabii bu yukarıda size bahsettiğim direniş, ayaklanmalar dünya basınında, dünya kamuoyunda maalesef yeterli kadar yer bulmadı. Burada son dönemde internetin, sosyal medyanın adeta bir Doğu Türkistanlılar için bir umut ışığı, bir avantaj olduğunu görüyoruz. Ve Doğu Türkistanlılar bunu bir fırsata dönüştürerek son yıllarda bilgi kırıntılarını, bilgi ipuçlarını, bilgi sızıntılarını dünya kamuoyuyla paylaşarak adeta kapalı kutu haline getirilen, açık hava cezaevine dönüştürülmüş olan Doğu Türkistan'daki haberleri, olayları dünya kamuoyuyla paylaşma fırsatı ve şansı yakalamıştır. Bugün Çin, Doğu Türkistan'da dünyanın hiçbir milletine, hiçbir emperyalist, hiçbir zalim, hiçbir diktatörün, hiçbir ülkenin ya da milletin, devletin uygulamadığı bir zulüm uygulamaktadır ki tarihte ne Nemrut, ne Firavun, ne Hitler, ne de günümüzdeki emperyalistler işgal ettiği coğrafyada insanların çocuk yapma, neslini devam ettirme,
8-9 aylık hamile kadınların kürtaj edilmesi. Bugün Doğu Türkistan'da 1 milyon Doğu Türkistanlının cezaevinden daha ağır şartlarda toplama kamplarında tutulmuş olduğunu biliyoruz. 1 milyonla 2 milyon civarında Doğu Türkistan'da bugün insanlık dışı şartlarda varlık mücadelesi vermekte. Ve yine bugün Doğu Türkistan'da Müslüman Türk ailelerinin yanına Çinli göçmenler yerleştirilerek bizim namus, iffetimiz ve bizim Türk örf, adet ve gelenekleri tamamen ayak altı edilmekte. Yine son dönemde aldığımız bilgiler, cezaevindeki 1 milyondan 2 milyona kadar tutuklu bulunan kardeşlerimizin evlerine Çinli göçmenler yerleştirilmekle birlikte Doğu Türkistanlı kızlara Çinli erkekler evlilik teklif etmekte. Eğer buna karşı çıkanlar olursa milli bölücü, işte kardeşlik hukukuna ihanet eden bölücü, ekstremist, vatan haini olarak idam edilmekte ve bunlar da çok ağır cezalandırılmakta. Yakında şu son bir hafta, iki haftadır sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde Çinlilerin artık hayasızca Uygur Türklerinin kızlarını isteyerek adeta onlara zorla gasp edercesine onlara sahip olduklarını görüyoruz. Burada yine bizim din adamlarımızın, din alimlerimizin ki bunların en önemlilerinden birisi Muhammed Salih Damollam bu Şubat ayında şehit edildi ve onun gibi onlarca din alimimiz. Dün aldığımız bir bilgi yine Abdülahad Maksum Hacı'nın yine şehadetiyle ilgili bilgi aldık. Burada Çin artık Doğu Türkistanlarla ilgili hiçbir şekilde hiç kimseden, hiçbir kamuoyundan, dünyanın hiçbir ülkesinden çekinmeden 35 milyon Doğu Türkistanlı'yı topyekün yok etmeye yönelik bir operasyon gerçekleştirmekte. Burada bizim üzüldüğümüz şudur. Tamam, bugün Çin kendi görevini, kendi vazifesini yerine getiriyor. Ama biz maalesef elimiz kolumuz bağlı, çaresiz kardeşlerimiz cezaevinde hapse atılmış durumda. Doğu Türkistanlılar hayatta kalabilme mücadelesi veriyor. Bugün bırakın bağımsızlık mücadelesini, böyle bir şey, böyle bir kelime telaffuz dahi edemiyorum. Sadece var olabilme, hayatta kalabilme mücadelesi veriyor. Doğu Türkistan'daki bu zulmün adeta sınır aşarak Mısır'da, işte yine Güneydoğu Asya'da, Tayland'da, Malezya'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da Çin sürek avının devam ettiğini görüyoruz. Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik uygulamış olduğu bu asimilasyon ve soykırımı acımasızca en zirvede devam ettiren Çin yönetiminin sınır aşarak bugün Mısır'da, işte yine Güneydoğu Asya'da, diğer ülkelerde Doğu Türkistanlıları derdest ederek bunları Çin'e iade aldıklarını, dönmek istemeyen, geri dönmeyenlerin ailesini, babasını, annesini, kardeşini, eşini, çocuğunu rehin alarak ya döneceksin ya da bunları cezaevinde ben cezalandırırım. Tehdidiyle, bu şantajıyla Mısır'dan, dünyanın değişik ülkelerinden, Türkiye'den, Avrupa'dan, Orta Asya'dan birçok binlerce Doğu Türkistanlı kendi ülkelerine dönmek zorunda kaldı. Geri iade edilen ya da geri dönüşü sağlanan Doğu Türkistanlılar da havaalanında tutuklanarak işkenceden geçirildi ve bunlardan birçoğunun daha geri dönüp birkaç gün sonra cezaevinde işkenceyle öldürüldükleri bilgisi bize ulaştı. Mısır'dan gelen kardeşlerimizden en az 7-8 tanesinin işkenceyle öldürüldüğü bilgisi var. Burada hiç kimsenin, hiçbir Doğu Türkistanlının ne hayat, ne namus, ne can, ne mal güvenliği söz konusu dahi değil. Biz burada başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı, bütün bu uluslararası kuruluşları adeta Çin'in bu zulmüne karşı suskunlukla, sessizlikle ortak olduklarını görüyoruz ve buna sükut ederek adeta Çin'in bu katliamlarına çanak tuttuklarını görüyoruz. Utanarak bunu seyrediyoruz. Tabii bu gelen sorular arasında şöyle bir soru var arkadaşlarımızın sorduğu sorular içerisinde. Türkiye'miz ne yapıyor? Türkiye-Çin ilişkileri ne alemde? Bütün bu zulüm olurken niye Türkiye'miz ses çıkartamıyor? Türkiye'den ne bekliyorsunuz diye sorular var. Ona inşallah cevap vermeye çalışacağım. Muhterem izleyiciler, aziz Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Doğu Türkistan'daki her bir Çin zulmüne karşı imkan kabilinde buna çok net bir tavır alarak ifade etmiş ve nefretini ve Çin'in bu yanlışlarını kınamıştır. Bu bizim şahit olduğumuz en somut örneklerden birisi 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de yaşanan bu Çin katliamında Türkiye Cumhuriyeti o dönem Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız, Çin'in Doğu Türkistan'da yapmış olduğu adeta bir soykırımdır, bir katliamdır diyerek Çin'e adeta şok edici bir cevap vererek Çin'in bu katliamlarının daha üst safhaya, daha büyük boyutlara ulaşmasını engellemiş ve belki de on binlerce masum Doğu Türkistan'dan hayatını kurtarmıştı. Hatta bu 5 Temmuz 2009 Ürümçi katliamında Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin Doğu Türkistan'daki katliamları derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde ben bunu Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Örgütü, yani o zaman İKÖ'ydü, İslam Konferans Teşkilatı'ydı ve Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde bunu müzakere etmeye hazırım ve Çin'le bu konuyu her yerde, her zeminde tartışırım diyerek çok net ve açık bir şekilde Doğu Türkistanlı mazlum soydaşlarına, dindaşlarına sahip çıkmış ve Çin komünist işgalci yönetimine de adeta bir demokrasi ve insanlık dersi vermişti. Aradan geçen dönemlerde de yine Çin'in zaman zaman Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu bu zulümlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakanı, gerekse Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer nezdinde açık ve net tavır ifade ettiklerini biliyoruz. Hatta Çin zulmünden kaçıp Doğu Türkistan'da bir oruç yasağı furyası, oruç yasağı zulmü yaşandığında 2013-2014 yıllarında ki oruç yasağına karşı çıkan Doğu Türkistanlılar Doğu Türkistan'ın Kaşgar iline bağlı Yarkent ilçesinin İlişkoy ve Handi köyünde orada demokratik bir şekilde oruç yasağına protesto ettiklerinde ki karakola götürülen hanım kardeşlerimiz gece itikaftan zorla alınarak onlar işkenceyle birkaç tanesi şehit edildikten sonra İlişkoy ve Handi halkı hükümet konağına, karakollara demokratik bir şekilde bu katliamın yanlış olduğunu ve Doğu Türkistan Müslümanlarının oruç ibadetlerinin engellenemeyeceğini ortaya koyduklarında Çin iki köyü haritadan silercesine binlerce yani tahminimiz en az 5000 Doğu Türkistanlıyı katlederek tarihe Yarkent katliamı olarak geçen bu vahşeti yaşatmıştır. Şimdi bu olaydan sonra Doğu Türkistanlılar kitlesel halde Doğu Türkistan'dan hicret ederek adeta Çin zulmünden kaçtılar ki bu kardeşlerimizin Tayland ve Malezya üzerinden Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu muhacir kardeşlerimize, bu göçmen kardeşlerimize yine uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir ülkeden gelen sığınmacılara gösterilen ilgi ve alakayla tamamen insani gerekçelerle sahip çıkmış ve binlerce mazlum Doğu Türkistanlıyı bağrına basmıştı. Ama aradan geçen süreç içerisinde Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri, Amerika, Avrupa, İsrail ekseninde Türkiye'ye karşı yapılan bu yanlışlar ve Türkiye'ye karşı adeta samimiyetsiz, hasmane tavırlar Türkiye'yi geçen süre içerisinde maalesef alternatif çıkış yolları, alternatif denge politikası aramaya da mecbur etmiştir ki burada son dönemdeki Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki güvensizlikten kaynaklanan Türkiye'nin bir doğuya doğru, Rusya, Çin, İran eksenine doğru bir politika arayışı kendini göstermiştir. Burada son dönemde özellikle Türkiye içerisindeki ihanet ve Türkiye sınırları dışındaki gerek FETÖ, gerek PKK, gerek DAEŞ, gerekse Suriye'deki PYD, YPG terör hareketinin Batı'nın desteğiyle Türkiye'ye karşı Türkiye'yi bölmeye ve parçalama yönelik bu ihaneti, bu saldırıları Türkiye'yi Rusya, Çin, İran ekseninde yine daha güçlü politikalar aramaya itmiştir ki Çin burada bu Türkiye'nin uluslararası konjonktürdeki açmazını, çıkmazını ve çaresizliğini çok iyi değerlendirerek adeta yıllardır, onlarca yıldır yok edemediği, asimile edemediği ve topyekün katledemediği Doğu Türkistanlılar için tarihi bir fırsat yakalamış ve Türkiye'nin bu çaresizliğini çok iyi değerlendirmiş. Özellikle son 2-3 yıldır Doğu Türkistan'daki katliam, soykırım derecesindeki asimilasyon politikalarının dozunu arttırmıştır. Bunun son örneği 2017 yılında Doğu Türkistan'da toplama kamplarını kurarak Tibet'te daha önce yönetici olan Tibet'i eli kanlı bir şekilde zalimane yöneten Jin Chenggu isimli bölge valisi Tibet'teki bu
katı kurallarla, diktatöryel ve katliamlarla yönettiği Tibet'teki başarılarından dolayı ödüllendirilerek Doğu Türkistan'a bölge valisi olarak atanmış. 2016 yılında bu bölgeye atandıktan sonra Tibet'teki uygulamalarından edinmiş olduğu tecrübelerini soykırım, vahşet, insan hakları bağlamındaki bu uygulamalardaki başarılarını Doğu Türkistan'da uygulamış ve 2017 yılında kampların uygulamasına geçirilmiştir ki toplama kampları adeta Hitler'in toplama kamplarından daha ağır şartlarda, daha zor şartlarda Doğu Türkistan'da uygulanmıştır. Bugün 1 milyonla 2 milyon arasındaki Doğu Türkistanlı hiçbir suçu olmasa dahi sadece onların Türk ve Müslüman olması o kamplara atılarak, cezaevlerine atılarak işkenceden geçirilmelerine, öldürülmelerine ve hayattan, ailelerinden ve dünyadan bağlarının koparılmasına yeterli bir gerekçe olarak uygulanmıştır ki bugün kamplarda öldürülen Doğu Türkistanlıların sayısının 10 binlerle ifade edildiği söylenmekte. Ki Doğu Türkistanlıların kamplarda işkenceyle öldürülenlerinin iç organlarının yine Çin'in organ ihtiyacını karşıladığı gibi, 1,5 milyarlık Çin'in organ ihtiyacını karşıladığı gibi uluslararası organ mafyasının adeta yine organ ihtiyacı Doğu Türkistan'dan karşılanmaktadır. Bugün yukarıda da bahsettim, milyonu aşkın, 2 milyona yakın Doğu Türkistanlı kampta o ailelerdeki boşanan erkeklerin yerine Çinli erkekler, Çinli aileler Doğu Türkistanlıların evine yerleştirilerek kardeş aile projesi adı altında ki bu nasıl bir kardeşlik? Bizim dini, milli kimliğimiz, bizim örf adetlerimiz, bizim inanç ve kültürümüz tamamen zıt olan, tamamen farklı olan iki düşman millet nasıl olur da kardeş aile projesi adı altında bir eve zorla yerleştirilir? Eğer kardeş aile projesi uygulanacaksa niçin Türk erkekleri Çinli ailelerin evine götürülerek bu proje uygulanmıyor da evlerden zorla alınıp hapse atılan, erkeklerden mahrum ve yoksun bırakılmış Doğu Türkistanlı Müslüman ailelerinin evlerine Çinli erkekler yerleştirilerek adeta Nemrut'un, Firavun'un, Hitler'in uygulamadığı bu zulüm Doğu Türkistanlı Müslüman Türkler üzerinde uygulanmaktadır. Bugün yukarıda da bahsettik, dini alimlerimiz öldürülmekte, onlar katledilmekte. Dün aldığımız bilgi işte Abdullah Ahed, Maksum, Hacı Doğu Türkistan'ın Hotem bölgesinde kendisi en büyük ulemalardan, allamelerden, dini alimlerden birisi. 86 yaşında ve ömrünün neredeyse yarısını Çin cezaevlerinde, Çin zindanlarında geçirmiş bir büyük alim. Yine ömrünün son dönemini de Çin zindanlarında 2017 yılı aldığımız bilgi 2017 yılı büyük bir ihtimalle 12. ayda yani Aralık ayında şehit edilmiş. Ama ailesinden yaklaşık 5 aydır bu şehadet gizlenmiş ve birkaç gün önce ailesine Abdülahad Maksum Hacim'in şehadeti haber verilmiştir ki kendisi aynı zamanda Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin kuruluşunda büyük emeği geçen büyük müderris, komutan, mücahit Mehmet Emin Buğra Efendi'nin ablasının oğludur ki Abdülahad Maksum aynı zamanda aile bağları olarak da çok sağlam, çok temiz bir sicil ve secereye sahiptir. Çin burada din alimlerimizi, Doğu Türkistanlı mücahitlerimizi, din alimlerimizi ve bizim allamelerimizi ki bunların her biri Diyanet İşleri Başkanı seviyesinde bilgi dağarcığına sahip Doğu Türkistan'da milyonları arkasına alıp kitleleri etkileyebilecek potansiyeli olan uluslararası camiada da İslami kesimde etkisi, saygınlığı üst düzeyde olan insanları tek tek cezaevinde şehit edebilmekte, onları katledebilmekte. Çin bu cesareti, bu cüreti hayasızca nasıl uygulayabilmekte? İşte burada şunu görüyoruz ki Türkiye'nin uluslararası alanda Batı'yla istikrarsız, dengesiz ilişkilerinin sonucu olarak adeta Rusya'nın, Çin'in ve İran'ın avucuna düşmüş, Çin'in politikalarına adeta he demek zorunda kalan, evet demek zorunda kalan, hayır deme kabiliyeti elinden alınmış bir Türkiye'nin bugün Doğu Türkistan'daki dindaşlarına, soydaşlarına, kardeşlerine sahip çıkamadığını görüyoruz. Bunu üzülerek söylüyorum. Acaba biz devlet yönetmediğimiz için bunun ağırlığını, bunun sıkıntılarını çok yoğun hissedemiyor olabiliriz. Ama şunu da sormadan edemiyorum. Acaba şöyle bir politika uygulansa
belki Doğu Türkistanların da, Türkiye'nin de, Çin'in de rahatlayacağı, daha sağlıklı bir zeminde dostluk ilişkilerinin devam edeceği bir ortam yakalanamaz mıydı? Ki bu şudur, biz sürekli devlet büyüklerimize, hükümet yetkililerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza her fırsatta şunu arz etmişizdir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette bağımsız bir devlettir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin menfaati hepimizin menfaatidir. Hükümetimiz, devletimizin ve milletimizin âli menfaatlerini korumayla mükelleftir ve bu yükümlülüğü her hal ve şartta yerine getirme sorumluluğu vardır. Biz bunu anlayışla ve saygıyla karşılıyoruz ama Batı ile ilişkilerdeki dengesizlik, istikrarsızlıktan dolayı acaba yönümüzü doğuya çevirirken biz tamamen bize binlerce yıllık hasım ve düşman olan Çin'in Doğu Türkistan'da bu çaresizliğimizi fırsata dönüştürerek Türkiye'nin uluslararası alandaki, uluslararası siyasetteki, uluslararası ilişkilerdeki bu alternatifsizliğini ve Çin'in kendisine muhtaç olan Türkiye'ye yönelik bu operasyonlarını biz nasıl bertaraf edebiliriz? Çin bugün Türkiye'de, bırakın Doğu Türkistanlıları, Doğu Türkistan'daki katliamlarını, Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlıları dahi Türkiye'ye şikayet ederek onların tutuklanması, onların geri iade edilmesi için talepte bulunabilecek kadar cüretkar ve hayasızlaşmıştır. Bugün Türkiye'deki demokratik çerçevede kurulmuş olan Doğu Türkistanlı STK'ların, vakıf ve derneklerin kapatılmasını talep edebilecek kadar alçalmıştır. Türkiye bağımsız bir devlettir. Türkiye elbette kendi menfaatini uluslararası dengelerde başka ülkelerle alternatif politikalar üreterek dengeleme kabiliyetine sahip olduğu gibi Çin'in Türkiye'nin iç politikalarına müdahale etmesine müsaade etmeyecek kadar bağımsız, onurlu, haysiyetli bir mazisi ve atisi olan köklü bir devlettir. Biz bunu da buradan Çin'e hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çin'in bir eyaleti ya da emir aldığı bir emir kulu değildir. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette Çin'le ilişkileri ekonomik, askeri, siyasi alanda güçlü bir şekilde devam ettirsin ama bunu geliştirirken Doğu Türkistanların Çin'in vatandaşı tebaası olmakla birlikte Türk milletinin kardeşi, soydaşı, akrabası olduğunu hatırlatması gerekir. Ve bu çerçevede Çin'in Doğu Türkistanlıları topyekün asimile etme politikalarından vazgeçerek o bölgedeki Müslüman Türk nüfusunu topyekün imha etmek, 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc selini, bu nüfus potansiyelini Doğu Türkistanlılar üzerinde bir soykırım aracı olarak kullanarak değil, o bölgede Çinlilerin de Çin'in birinci sınıf vatandaşı gibi o bölgedeki insanların hak ve hukukuna saygı duyulması, o bölgedeki insanların dini ve milli kimliğine saygı duyulması ve o bölgedeki insanların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğini ve bu şekliyle Çin'in Doğu Türkistan'a demokratik adımlar atarak bu attığı demokratik adımlar sonucunda Türkiye-Çin ilişkilerinin kalıcı ve sürekli hale gelebileceğini, aksi takdirde Türkiye-Çin ilişkilerinin uzun soluklu, stratejik ve kalıcı hale gelmesinin mümkün olmayacağını hatırlatması gerekir. Bu şekilde tavsiyede bulunursa Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti'ne, belki Çin bu yanlış politikalarının sonucunu daha erken idrak eder ve bu yanlıştan vazgeçer. En önemlisini ifade etmek istiyorum ki, bugün Çin dünyaya bir kuşak bir yol projesi olarak Pekin'den Londra'ya kadar uzanan bu projede dünyaya barış, huzur ve istikrar vaat ederek bu projeyi uygulayacağını söylüyor. Ve bu projeyi uygularken de 67 ülkeyi, 4 milyar insanı ve 20 trilyon dolarlık bir bütçeyi içine alan bu projeyle Doğu Türkistan'ı topyekün imha etmeyi ve Pekin'den Londra'ya bir kuşak bir yol projesinin kilit noktası olan Doğu Türkistan'ı tamamen bitirerek bu projenin ancak uygulanabileceğini söylemekte ve bununla ilgili beyanatlar vermekte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Cumhuriyetleri Doğu Türkistan'la ilgili Çin'e ekonomik, askeri, siyasi açıdan belki aciziyeti sebebi, belki Çin'e güç geçiremeyeceği, belki de Çin'i ikna edemeyeceğini düşünmektedir. Aslında böyle değil. Türkiye, eğer Çin kendisi için Pekin'den Londra'ya uzanan
Bir Kuşak Bir Yol projesi, Tarihi İpek Yolu projesi hayati öneme sahipse ki bunu her defasında Çin telaffuz etmekte, bunu ifade etmekte ve buna vurgu yapmakta. Eğer Çin için bu proje hayati önem, başta Türkiye olmak üzere Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Çin'e Bir Kuşak Bir Yol projesinin devam edebilmesi için Türkiye'nin Çin'e kesinlikle Doğu Türkistanlılara yaşam hakkı tanımasını, demokratik ve insancıl yaklaşımla o bölgedeki insanların refahını, huzurunu, hak ve hürriyetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde çerçevesi belirlenmiş olan hak ve hürriyetlerinin verilmesini tavsiye ederek Çin'i bu yönde cesaretlendirmesi, Çin'i bu yönde adım atmasını önermesi gerekir ki bunu Çin gerçekleştirdiği anda Türkiye Çin ilişkileri de kalıcı ve uzun soluklu hale gelebilir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Çin ilişkileri de kalıcı ve uzun soluklu hale gelebilir. Çin de parçalanma, bölünme, batılı emperyalistlerin Doğu Türkistan kartı üzerinden Çin'i parçalama endişesi ya da vaveylasından sıyrılabilir. Ve gelişen Türkiye-Çin ilişkilerinin ekonomik, askeri, siyasi alanda Türkiye'ye de çok olumlu yansımaları olabilir. Ve Türkiye hem Orta Asya Türk Cumhuriyetleri hem Türk İslam alemi ve hem insanlık aleminde onurlu, şerefli yerini korumuş ve kendi itibarını, kendi saygınlığını muhafaza etmiş olur ki aksi takdirde sadece ve sadece ekonomik çıkarlar, uluslararası dengeler ya da ülke menfaati olarak ne de dersek diyelim, nasıl değerlendirirsek değerlendirelim, Çin'e karşı Doğu Türkistan'ı adeta görmezden gelmek ve Çin'in Doğu Türkistan'daki bu zulümlerine sessiz kalmak ve bu sessizlik ve suskunlukla birlikte Çin'den ekonomik pastasından pay kapma düşüncesi Türkiye'yi onursuzlaştırır, Türkiye'yi itibarsızlaştırır, Türkiye'yi Türk İslam dünyasında ve insanlık aleminde maalesef küçük düşürür. Benim burada söylemek istediklerim bunlardır. Tabii biz bu konularla ilgili zaman zaman yetkililerimize, devlet büyüklerimize kendi bildiklerimiz çerçevesinde inşallah bugün bilgi vermeye, onları enforme etmeye, doğru bildiklerimizi büyüklerimizle paylaşarak hem Türkiye'nin hem Doğu Türkistan'ın menfaatine yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Bugün sorulardan bir tanesinde şöyle bir hak geçiyor. Deniliyor ki Doğu Türkistan dediğimiz Uygur Özerk bölgesinin hak ve hürriyetleri nelerdir diye bir soru var. Şimdi özerk bölge, otonom bölge, aslında bu kelime anlamıyla ifade edecek olursak otonom ve özerk bölgenin kelime anlamı şudur. İç işlerinde, serbest dış işlerinde merkezi hükümete bağlı anlamında kullanılır. Özerk bölge ya da otonom bölge. Ama Çin Doğu Türkistanlılara vermiş olduğu Uygur Otonom Bölgesi adı altındaki özerklik hakkının maalesef hiçbir zaman layıkıyla uygulamamıştır. Ve Doğu Türkistan'da maalesef bu zulüm politikaları her geçen gün artarak devam etmiştir. Ve bugün otonominin oğusu bile işlenmemektedir. O açıdan biz bu otonominin bir safsatadan, bir aldatmacadan olduğunu, aldatmacadan ibaret olduğunu bir kez daha net ifade etmek istiyoruz. Mesela bir soruda şöyle bir soru yöneltilmiş. Doğu Türkistan'da Çin'in zulmüne karşı ses çıkaran bir ülke var mı? Evet, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Ve maalesef yukarıda bahsettiğim gibi son 2-3 yıldır Türkiye'ye yönelik içerideki ve dışarıdaki ihanet, Türkiye'ye yönelik Batı'nın her türlü ekonomik, askeri, siyasi kumpasları ve saldırıları sonucu Türkiye, Batı'dan duymuş olduğu tehdit, endişe ve güvensizlikten dolayı adeta Çin'i kendisi için bir müttefik, bir dost olarak görmekte ve bunu da fırsata dönüştüren Çin, Doğu Türkistan'da katliamlarının dozunu, sınırını en üst seviyeye taşımış durumda. Yukarıda bahsettim, 35 milyonluk Müslüman Türk coğrafyasını adeta haritadan silme yönelik planlı, projeli soykırım politikalarını uygulamaktadır. Türkiye'den başka hiçbir ülkenin Çin'e Doğu Türkistan'la ilgili iki kelime etmediğini biliyoruz. Zaman zaman Batı'dan insan hakları bağlamında bazı söylemler, bazı cılız itirazlar yükselse de mesela 1 milyon Doğu Türkistanlıların KAP'ta bugün görmüş olduğu işkence ve eziyeti ne Amerika'sı ne Batı'sı hiçbir ülke gündeme getirmedi. Geçtiğimiz günlerde cılız bir sesle
Batı'da bu 1 milyon Uygur'la ilgili bazı ufak tefek açıklamalar oldu ama bu Çin'i caydıracak, Çin'e yaptırım uygulayacak, Çin'e karşı nota niteliğinde bir açıklama değil. Burada tabii Çin'in Doğu Türkistan'da yapmış olduğu zulümlerin arka planında ne vardır diye bir soru yine yöneltilmiş. Onu da yukarıda biraz önce bahsettim arkadaşlar. Belki daha sonra bizimle bizim konuşmalarımıza dahil olan arkadaşlar bu soruyu kaçırmış olabilirler. Doğu Türkistan'a yönelik Çin zulmünün arka planında birincisi bizim Müslüman Türk kimliğimiz. Birincisi bu. İkincisi Doğu Türkistan'ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri 1.828.418 km² yüz ölçümüyle yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, 118 çeşit madenin varoluşu, altın, gümüş, petrol, doğalgaz, kömür gibi çok önemli madenlerin burada bulunuyor olması, Çin'in ihtiyaç duyurduğu hidrokarbonun yani enerjinin neredeyse yarısına yakını tek başına Doğu Türkistan tarafından karşılanıyor olması, Çin'in %10, %8, %12'lik yıllık ekonomik kalkınmasının arka planında da sömürge düzeniyle oluşturmuş olduğu Doğu Türkistan'daki bu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin adeta kaçırılırca kullanıldığını söyleyebiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden beklenti ve taleplerimi yukarıda bahsettim. Şunu söylemek istiyorum kısaca yine. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın varisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir büyük milletin devletidir. Bir büyük milletin ismidir. Bugün biz kendi dini ya da kendi milli kimliğimizden olmayan, bizden ayrı milli ve manevi değerlere sahip Yahudilere bile 500 yıl önce İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan Yahudilere bile kucak açmış, adalet duygusu yüksek, hakkaniyet duygusu yüksek, asil bir milletiz. Bizden olmayanlara dahi zulme uğradıklarında sahip çıkmış bir milletiz ki bugün Yahudiler varsa, bugün İsrail diye bir devlet varsa, Yahudiler hayatta kaldıysa Osmanlı'nın hoşgörüsüne ve Osmanlı'nın merhametine evvelallah borçludur. Böyle kendimizden olmayan gayrimilli, gayri İslami milliyetlere dahi zulümden dolayı bağrımızı açmış, sahip çıkmış bir milletin evlatları olarak bugün her ne gerekçeyle olursa olsun, hangi politika, hangi uluslararası ilişkiler gerekçe gösterilirse gösterilsin ki ben bunu asla kabul etmiyorum. Doğu Türkistan'da 1 milyondan fazla, 2 milyona yakın Doğu Türkistan'da bugün cezaevi şartlarından ağır kamplarda işkenceden geçiriliyorsa, onların evine Çinli erkekler yerleştiriliyorsa, dini alimlerimiz katlediyorsa, Doğu Türkistanlı kızlarımız Çinli katillerce zorla evliliğe mecbur ediliyorsa, Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman Türk adeta asimilasyon politikaları sonucu yer küreden silinmeye karşıya bırakılıyorsa, silinmeyle karşı karşıya bırakılıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Çin'e karşı iki kelime itiraz edebilmesi gerekir. Bu hiçbir zaman ekonomik ilişkiler, uluslararası ilişkilerle izah edilebilecek kadar ağır bir vebaldir. Onu geçiyorum. Bugün Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar üzerinde Çin'in baskı ve teklifleriyle bazı Doğu Türkistanlıların zor şartlar altında bırakıldıklarını, onların takibat geçirdiğini, onların gayri hukuki muameleye maruz kalıldığını duyuyoruz. Bunun gerçekliği ya da doğruluğu mutlaka araştırılması gerekir. Çin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi, soydaşlarımızı katlederken Türkiye'ye sığınmış olan Doğu Türkistanlılar üzerindeki baskılarını arttırırken biz buna müsaade etmememiz gerekir. Doğu Türkistanlıların sorunları nedir? Bugün Doğu Türkistanlılar 8-10 bin Doğu Türkistanlı vardır. Vatandaşlık talep etmektedir. Doğu Türkistanlılar bugün Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Doğu Türkistanlıların ikamet sorunu, eğitim sorunları, sosyal açıdan ihtiyaçları maalesef bugün yeteri kadar ilgi görmemektedir. Burada kesinlikle politik bir açıklama olarak söylemiyorum, istemiyorum bunu ki böyle bir niyetim de yok. Biz devletimizi, hükümetimizi ve yöneticilerimizi seven ve onlara saygı duyan, onlara sürekli dualarımızla ve fiili dualarımızla, fiili ve kavli dualarımızla destek veren insanlarız. Doğu Türkistanlılar hiçbir zaman Türk devletine, Türk hükümetine, Türk milletine karşı bir hareketin içinde olmamıştır. Onlara hiçbir zaman başkalarının baktığı nazarla bakmamıştır. Biz sadece dost ve kardeş olarak bakmışızdır. Ama şu eleştiriyi de buradan yapmak isterim ki, bugün
4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz Türk milletinin himayesiyle, şefkatiyle, merhametiyle huzur bulurken Türkiye topraklarında, Anadolu toprağında onlar bir kısmı ki bugün 80 belki 100 bin civarında Türk vatandaşlığına kabul edilirken burada birkaç bin Doğu Türkistanlı'nın vatandaşlık hakkından mahrum bırakılması ki Türk soylu olmasına rağmen, Müslüman olmasına rağmen, kardeş olmamıza rağmen bunlara vatandaşlık verilmemesi Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bugün 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz sağlık hizmetlerinden Türk vatandaşı kadar yararlanabilirken Doğu Türkistanlı birkaç bin kardeşimizin, birkaç bin soydaşımızın, birkaç bin dindaşımızın sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması Türkiye'nin büyük devlet olma, muhacire ensarlık yapan, asaletli devlet olma özelliğine yakışmamaktadır. Doğu Türkistanlılar bugün gayri insani şartlarda çok sıkıntılı bir süreci geçirmektedir ki burada Doğu Türkistanlılar üzerinde çeşitli operasyonlar uygulanmıştır. Kimi gruplar, kimi vatan hainleri, kimi Çin'in uşakları Doğu Türkistanlıları terörize etmek, terörist örgütlerle ilişkilendirmek, onlarla ismini zikrederek hem Türkiye'yi hem Doğu Türkistanlıları küçük düşürme ve Çin'in eline fırsat verme ihaneti içerisine girmiştir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Doğu Türkistanlılar Türkiye'den abisi olan, hamisi olan Türkiye'den kardeşine gerekli yardımı, desteği göstermesini beklemektedir. Sayı on binlerce değildir. Birkaç bin Doğu Türkistanlı vardır Türkiye'de yardıma muhtaç. Bunların elbette ben bu taleplerini buradan ifade etmek istiyorum. Yine diğer sorulara geçecek olursak saygıdeğer arkadaşlar. Ülkemizdeki STK'lar Doğu Türkistan meselesine ne kadar destek veriyor diye bir soru var. Tabii ülkemizdeki STK'lar siyasi partilerin eğer alt kuruluşları ise maalesef siyasi partiler destek vermediği için siyasi partilerin yan kuruluşu olan ya da o alt kuruluşu olan STK'larda destek vermemekte, verememekte. Bunu isim isim zikretmek istemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Türkiye'deki büyük siyasi partilerimizin hiçbiri Doğu Türkistan'a destek vermemekte arkadaşlar. Bunu ben izah edemiyorum. Tamam. İktidardaki partiler destek vermiyorsa belki uluslararası ilişkiler, uluslararası dengeler, Çin'le ikili ilişkilerden dolayı hükümet olmanın, devlet yönetmenin sorumluluğu ve sıkıntılarından dolayı onlar Doğu Türkistan meselesini çok sık gündeme getiremese bile muhalefet partileri, ana muhalefet partisi ya da ondan sonraki muhalefet partisi niçin Doğu Türkistan'daki mazlum 35 milyonluk Müslüman Türk'ün derdini Türkiye kamuoyuyla paylaşma gibi sorumluluğunu yerine getirmemekte? Ben bunu sormak istiyorum. Bugün muhafazakarız, biz milliyetçiyiz, biz Müslümanız diyen siyasi parti yöneticilerine sormak istiyorum. Doğu Türkistanlılar Müslüman değil mi? Doğu Türkistanlılar Türk değil mi? Yukarıda bahsettim. Mısır'daki zulme karşı duran, Mısır'da Sisi cellatının, Sisi diktatörünün, Sisi katilinin Muhammed Mursi'ye ve Mısır'daki Müslüman kardeşlere yönelik bu ihtilaline ve darbesine karşı çıkan mazlumun yanında zalime karşı duran Türkiye, Suriye'de Esad zulmüne karşı çıkıp Suriye'deki mazlumlara sahip çıkan Türkiye, Irak'taki zulme, işgale karşı çıkıp Irak halkının yanında olan Türkiye, niçin Çin'in işgaline karşı durup Doğu Türkistanlı soydaş ve dindaşlarına sahip çıkamıyor? Bu soru benim yüreğimi kemiriyor arkadaşlar. Eğer biz Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta sadece İslam kardeşliği hukukuyla oradaki mazlum kardeşlerimize sahip çıktık diyorsak Doğu Türkistanlılar Müslüman değil mi kardeşlerim? Doğu Türkistanlılar hem Müslüman hem de Türk olmak hasebiyle, hem akraba olmak hasebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin iki kere sorumluluk taşıdığı bu dünya ve ahirette hesaba çekileceği namusudur. Ben bu açıdan Türk devletini ve Türk milletini ve yöneticilerimizi Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne, Çin katliamına karşı bir kez daha duyarlı olmaya, hassasiyet göstermeye, özellikle Ramazan günü, şu mübarek Ramazan ayında oruç yasak olan, namaz yasak olan, başörtüsü yasak olan, sakal yasak olan, yasaklara geçtik, milyonlarca kardeşimiz toplama kamplarında ve cezaevlerine sokularak işkenceye tabi tutulup organları satılan, evleri boşaltılanların yerine Çinli göçmenlerin yerleştirildiği bu Doğu Türkistan'a Ramazan'da dahi olsa sahip çıkmayacak mıyız? Ramazan'da oruç tutuyoruz, ibadet ediyoruz ama o kardeşlerimizin oruç tutmak gibi, namaz kılmak gibi bir hakkı maalesef yok. Maalesef yok. Bugün Ramazan'da
İçki festivalleri düzenlenerek zorla içki içirilmekte. Bunu Facebook'a girdiğiniz zaman, Twitter'a girdiğiniz zaman, sosyal medyaya girdiğiniz zaman Doğu Türkistan'daki bu zulmü çok açık ve net görme şansınız var arkadaşlar. Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta böyle bir zulüm var mı arkadaşlar? Hangi Mısırlının, hangi Suriyelinin, hangi Iraklı kardeşimizin evine başka bir milletten, bir zalim milletten, kardeş aile projesi adı altında böyle bir zorla mecburi evlilik uygulanmakta? Hangi Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Irak'ta oruç tutmak yasaklanmış, namaz kılmak yasaklanmış, başörtüsü yasak, sakal yasak? Böyle bir yasak yok arkadaşlar. Sadece Doğu Türkistan'da var bu yasak ve Doğu Türkistan 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc'ün, ateist, komünist, dinsiz Çin'in işgali altında yer küreden, dünyadan tamamen tecrit edilerek imha edilmeyle karşı karşıya. Biz sahip çıkmazsak, Türkiye sahip çıkmazsa, Türk milleti sahip çıkmazsa, Türk devleti sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak arkadaşlar? Biz bunu hiç kimseden bekleyemeyiz. Ve ben bugün sitem ediyorsam ve bugün sitayişte bulunuyor sitem ediyorsam, bugün ben beklediğim yerden, umduğum yerden ve bizim hamimiz ve bizim kardeşimiz dediğimiz Türkiye'den bu beklentileri karşılamadığı için sitem ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bu sistemim benim politik bir sıkıntı yaratmak ya da politik bir eleştiri oluşturmak açısından değil. Yine de yukarıda sözümü tekrar ifade ediyorum. Ben devletimi, milletimi ve devleti yönetenleri seviyorum ve onları destekliyorum. Onların her zaman yanındayız. Geçmişimize bakarsanız bunu açık ve net görürsünüz. Ama Doğu Türkistan gibi bir mecburiyetimiz, Doğu Türkistan gibi bir sorumluluğumuzu da hatırlatmak durumundayız. Şimdi burada bize sık sık yöneltilen sorulardan birisi ya da sorumluluğundan kaçan, dini ve milli sorumluluğu olan Doğu Türkistan'dan kaçmak isteyenlerin bize yönelttiği şu soru. Ya Doğu Türkistanlılar işte emperyalistlerin işbirlikçisi. Özellikle Doğu Perinçek İşçi Partisi gibi Türkiye'deki TKP-ML, DHKPC, PKK gibi sol fraksiyonların, terörist örgütlerin Doğu Türkistan meselesine bakış açısı ve bakış perspektifi bu çerçeveyle sınırlı. Doğu Perinçek özellikle şunu söylüyor. Doğu Türkistanlı teröristler Türkiye ile Çin arasında savaş ilan ettirecek ya da Türkiye ile Çin arasında açacak. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Doğu Türkistan sorumluluğu ve Doğu Türkistan mecburiyeti, mesuliyeti bizi şu emperyalist devletin uşağı ya da bu emperyalist devletin yamağı ya da işbirlikçisi olarak göstererek kaçabileceğin bir sorumluluk değil. Eğer sen Türksen ve Müslümansan ve bu milletin bir ferdiysen ve Doğu Türkistan senin ata coğrafyan ve oradaki insanlar senin kardeşinse, sen böyle kaçamak cevaplarla işte Doğu Türkistan davası ya da Doğu Türkistan'ın STK'lar ya da Doğu Türkistanlılar işte Amerikan güdümünde ya da Batılı güdümünde Batılı emperyalistlerin maşası ya da işbirlikçisi söylemi, en basit tabiriyle sorumluluğundan kaçan namertlerin söyleyebileceği söylemdir. Sen ne yaptın? Sen hangi sorumluluğunu yerine getirdin? Bugün Doğu Türkistan'da en ufak bir olay olsa Doğu Türkistanlı teröristler Çin'in bölünmesine yönelik işbirlikçilik ve terörist eylemler gerçekleştiriyor diyen bu İşçi Partisi ve Doğu Perinçek maalesef Türkiye'deki iktidarı ve bazı muhafazakar milliyetçi dediğimiz siyasi kesimleri de kendi ideolojisi doğrultusunda etkilemekte ve maalesef bizim kardeşlerimiz dediğimiz bu sağ cenahtaki siyasi partiler de zaman zaman Doğu Perinçek'in söylemiyle Doğu Türkistanlılara karşı sorumluluğundan kaçarak onlara vermesi gereken desteği, yardımı vermeyerek adeta bizi Amerikancı ya da işbirlikçi sözüyle yaftalamaktadır ki bunu üzülerek söylüyorum. Bir diğer taraftan Türkiye'de Doğu Türkistanlıların zaman zaman gerçekleşen bazı terör eylemlerinde hiç hak etmediği halde hiçbir delil ispat olmadan bazı terörist sözüm ona radikal, kendini Müslüman olduğunu iddia eden bazı radikal teröristlerin ki kendini İslam adına yaptığını söylüyorlar. İslam'la hiçbir alakası yoktur terörün, terörizmin. Bazı terör örgütlerinin Türkiye'de Doğu Türkistanlıların onlarla irtibatlı, ilintili olduğu yalan haberlerini yayarak Türkiye'de Doğu Türkistanlıların Türk milleti nazarında, Türkiye'deki Müslümanlar nazarında itibarının zedelenmesi, itibarsızlaştırılması operasyonlarını biz yaşadık. Özellikle 2017 yılında Doğu Türkistanlılar bazı sözüm ona kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden radikal terör örgütlerinin işbirlikçisi olarak
çarşaf çarşaf medyalarda, televizyonlarda günlerce yalan ithamlara maruz bırakıldı. Ki sonradan bunlar mahkeme kararıyla bu iddiaların asılsız olduğu, bu iddiaların tamamen iftira olduğu ispatlandı. Hatta bazı hükümet yetkililerinin de, isim zikretmek istemiyorum, başbakan yardımcısı sıfatıyla Doğu Türkistanlı işte falanca terörist, falanca terörist diyerek hiçbir belge, delil olmadan Doğu Türkistanlıları en alçak terör örgütleriyle birlikte ismini zikrederek hiçbir destek vermediği halde uluslararası camiada Doğu Türkistanlıları terörist olarak tescillediğini biliyoruz. Bu sorumluluğundan kaçma basitliğidir. Gerekse teröristlerle bizi işbirlikçi ya da özdeş göstermek, gerekse büyük emperyalist devletlerle Doğu Türkistanlıları işbirliği halinde göstermek, bu Doğu Türkistan sorumluluğundan kaçmanın kolaycılığıdır, basitliğidir. Ben buradan bu tavırda olan insanlara da, yetkililere de lütfen Doğu Türkistanlara böyle bir zulmü reva görmeyin. Yardım etmiyorsanız, destek vermiyorsanız dahi onları terörist ya da Amerikan işbirlikçisi demeyin. Allah'tan korkun. Burada tabii ki süremiz bir saate yaklaştı. Neredeyse bir saat oldu. Ben son cümlelerle inşallah sizlere veda etmek istiyorum. Muhterem izleyici arkadaşlar, Amerika ile Rusya'nın Doğu Türkistan politikası diye bir soru yöneltilmiş. Kardeşlerimizin birisinin böyle bir sorusu var. Maalesef bugün Amerika'nın yanlış politikaları Rusya'yı kendisine düşmanlardan, Rusya'yı hedef tahtasına oturtarak Rusya'yı merkeze aldığı bir dış politika var ki bu ister istemez Çin'in işine yaramakta. Halbuki Çin bütün insanlığın düşmanı, bütün insanlığa karşı tehdit olabilecek büyük bir potansiyel. Ama Amerika bu büyük tehdidi Çin gibi Yecüc Mecüc olarak adlandırabileceğimiz 1,5 milyarlık bu belayı ve bu komünist diktatöryel yönetimi kendisi için birinci tehdit olarak değil de Rusya'yı hedefe oturtmuş durumda. Özellikle Türkiye ile olan ilişkilerindeki istikrarsızlık son dönemlerde Türkiye'ye karşı PKK-PYD gibi terör örgütlerini destekliyor olması, bu yanlış politikalar birçok ülkeyi Çin'in kucağına atmıştır. Ve Çin bu süreci güçlenerek ve adeta dünyada Amerika ile rekabet edebilecek bir avantajı yakalayarak sürdürmektedir ki böyle bir ortamda bugün Rusya'nın Doğu Türkistan kartını kullanma, Çin'i frenleme, Çin'e karşı bir operasyon, bir projeksiyon gerçekleştirme gibi düşüncesi şu anda yoktur. Çünkü Rusya için birinci tehdit Amerika'dır. Amerika çünkü Rusya'yı hedef tahtasına tutmuştur. Karşılıklı olarak da Rusya kendisi için Amerika'yı ve Batı'yı tehdit olarak görmekte ve Çin'le stratejik ilişkileri her geçen gün üst seviyede geliştirmektedir. Bu Doğu Türkistanlar için, Türk İslam dünyası için büyük bir tehdittir. Aslında Rusya için de bu yanlış Çin politikası gelecekte Rusya'nın da başına bela açabilecek bir politikadır. Amerika bir kısım lobilerin, bir kısım STK'ların Amerika'yı yanlış istikamete yöneterek, yanlış istikamete sevk ederek Türkiye'yi de aynı şekilde yanlış politikalar sonucu kaybetmek üzeredir Amerika. Ve bugün Türkiye Doğu Türkistan politikasında sessiz ve suskun kalıyorsa Amerika'nın bu yanlış politikalarından dolayı Çin'e yakınlaşmak zorunda kaldığı için Çin bunu fırsata çevirerek Doğu Türkistan'da katliamlarının dozunu arttırmıştır. Bu arada tabii ki böyle bir Amerika ile böyle bir Rusya'dan Doğu Türkistan'a ne yardım ne destek gelebilir? Bunu sormak istiyorum. Amerika'nın dış politikadaki istikrarsızlığı ve yanlış politikaları eğer normalleşir ve birinci düşman olarak Çin'i hedef alırsa otomatikman Rusya ile Çin arasındaki bu stratejik ilişki bozulacak ve umut ediyoruz ki Türkiye ile Rusya arasında daha güçlü politikalar gelişecektir. Çünkü Çin Rusya'ya da Türkiye'ye gelecekte Türk dünyasına, İslam dünyasına büyük bir potansiyel tehdittir. Rusya bunun farkındadır. Bunu nereden söylüyorum? Biliyorsunuz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik başvurusunda bulunan Türkiye'nin her üyelik müracaatı Çin tarafından kırmızı ışıkla veto edilmekteyken Rusya Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne girişine yeşil ışık yapmaktadır. Buradan şunu anlayabiliriz ki Rusya Çin'e karşı, Çin yayılmacı politikalarına karşı başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasıyla işbirliğini geliştirerek Çin'in kendisine yönelik tehdidini bertaraf edebileceğini düşünmektedir. Ama dediğim gibi Amerika dünyanın jandarması olan dünyadaki ekonomiyi, siyaseti ve askeri düzeni ve coğrafi haritaları belirleyen Amerika yanlış politikaları sonucu bir kısım lobinin, ismini zikretmek istemiyorum, küçük bir Orta Doğu'daki küçük bir devletin menfaati gereği
Amerika'yı yanlış istikamete yöneten bu lobi gelecekte Amerika'yı da açmaza, çıkmaza, adeta dibi görünmeyen bir batağa sürüklemektedir. Böyle bir Amerika ile böyle bir Rusya'dan şu anda Çin'e yönelik herhangi bir politika, Doğu Türkistan'a yönelik herhangi bir olumlu politika görememekteyiz. Ama umudumuz ve beklentimiz şudur ki Çin bugün Doğu Türkistanlılara karşı acımasızca politika uygulayıp bütün belası, bütün sıkıntıları Doğu Türkistanlıların yaşadığı Çin gelecekte Asya'da ve dünyada en büyük tehdit olacaktır. Bugün bizden, Çin'den aldıkları menfaatten dolayı kaçan dünya ülkeleri, Türk dünyası, İslam dünyası ve insanlık alemi belki gelecekte Doğu Türkistan kartını kullanarak Çin'i parçalama yönelik, Çin'i dizginleme ve frenleme yönelik birçok politikaya muhtaç hale gelebilir. Doğu Türkistanlılar Çin'in adeta yumuşak karnıdır, en zayıf noktasıdır. Çünkü Çin bugün Tibet, Moğolistan ve Doğu Türkistan gibi üç ayrı millet ve üç ayrı bölgede özerk bölge olarak yönetilse de 56 azınlık milletten oluşmaktadır. Çin'in parçalanması, dengelenmesi ve istikrarsızlaştırılması dünyaya tehdit olmaktan bertaraf edilmesinin en önemli kartı Doğu Türkistanlılardır. Çünkü Tibetlilerin, Moğolların, özellikle Tibetlilerin mücadele etme ya da bedel ödeme, hayatını verme gibi bir geleneği, bir inancı, bir kültürü yoktur. Oysa Doğu Türkistanlı Müslümanlar Allah için, vatanı, milleti için hayatını feda ettiğinde ebedi hayata gireceğini bilmektedir. Onlar cenneti bilmektedir. Allah'ın bu vaadine inanmaktadır. Böyle bir halk, böyle bir millet Çin'e karşı kısas alabilecek, Çin'e karşı bedel ödetebilecek her türlü fedakarlığı yapabilir. Dünya Doğu Türkistanlıları keşfettiğinde Çin'i dizginlemek ve frenlemek için Doğu Türkistanlıları keşfettiğinde Doğu Türkistan kartı dünyanın Çin'le oynayacağı satranç tahtasındaki en önemli koz olacaktır. Tabii ben sözümü, cümlelerimi son bir iki cümleyle tamamlamak istiyorum muhterem arkadaşlar. Biz burada tabii ki Türkiye'de Doğu Türkistan davasının Yılmaz savunucusu, büyük dava adamı, şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyoruz. Kendisi Doğu Türkistan davasının hakikaten samimi bir neferi, bir lideriydi. Vefatından, şehadetinden birkaç ay önce meclise vermiş olduğu önergeyle Rabia Kadir Hanım niçin Türkiye'ye giremiyor? Doğu Türkistan davası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli politikası olmalıdır gibi çok onurlu, çok yerinde, isabetli önergeleriyle, soru önergeleriyle dışişlerine adeta sorumluluğunu hatırlatmıştı. Ve derneğimizi ziyaretinde de Kayseri'ye giderek derneğimizi ziyaret ettiğinde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Doğu Türkistan davasının Türk milletinin namusu olduğunu ifade etmiş ve Kıbrıs meselesi gibi milli bir politika üretilmesi gerektiği gerçeğini bizimle paylaşmıştı. Kendisi tabii ki bugün rahmeti rahmana kavuşmuş ama Doğu Türkistanların kalbinde ölümsüz bir yer edinmiştir. Sayın Mustafa Destici Başkanımız da rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden gitmektedir. Kendisi her bir fırsatta, her bir açıklamalarında, her bir beyanatlarında diğer siyasi liderler her ne sebepten Doğu Türkistan kelimesini ağzına almaktan imtina ederse de Sayın Mustafa Destici Beyefendi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun misyonunu devam ettirmekte, Doğu Türkistan'ı her vesileyle gündeme getirmekte. Bu sebeple Çin Büyükelçisi zaman zaman kendisini ziyaret etme girişimlerinde de bulunmakta. Bunlardan da yakından haberim var. Ama Sayın Mustafa Destici Başkanımız Doğu Türkistanlıların derdini çok iyi bilmekte, onların sorunlarını çok yakından takip etmekte. Umut ediyoruz ki inşallah meclise girdiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Doğu Türkistanlıların da Türk dünyasının da gerçek manada bir milletvekili olacaktır. Buna olan inancım tamdır. Kendisini siyaset ötesi bir abi, bir Doğu Türkistan sevdalısı olarak saygı duyuyorum. İnşallah bu seçimler gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerekse Büyük Birlik Partisi'nin bu ortak ittifakı, Cumhur İttifakı
milletimize hayırlar getirsin diyorum. Buradaki, yukarıdaki konuşmalarımdaki eleştirilerimiz asla ve asla devletimizi, milletimizi ya da devletimizi yönetenlerimizi rencide etmek, onları küçük düşürmek için değil, sadece ve sadece büyüklerimize, devlet büyüklerimize, Doğu Türkistan'daki Müslüman mazlum kardeşlerimize yönelik sorumluluğunu hatırlatma yönelik küçük dipnotlarıydı. Umut ederiz ki bu hatırlatmalarımız, bu dipnotlarımız siyasetçilerimizin ajandalarına yerini alır. Önümüzdeki dönemde, devlet başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey, ki hassasiyetini biliyoruz, duyarlarını biliyoruz. Kendisi Doğu Türkistan'a kadar giden ilk devlet büyüğümüz, bir siyasi parti lideri. Yine Mustafa Destici Bey ile bu üç liderimizden beklentimiz Doğu Türkistan'ın hak ettiği ölçüde sahiplenilmesi, Kıbrıs meselesi gibi Türkiye'nin milli bir meselesi haline getirilmesi ve namusu olarak addedilmesi. Biz mazlum kim olursa olsun onun yanında, zalim kim olursa onun karşısında olmayı kendisine düstur edinmiş bir milletin fertleriyiz. Bugün Suriye'de yaşanan, Irak'ta, Mısır'da yaşanan, Filistin'de yaşanan zulme karşı dururken Doğu Türkistan'daki zulme eğer sessiz kalırsak bu yukarıda bahsettiğim coğrafyadaki dik duruşumuzun hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Yukarıda yine bahsettim. İslam coğrafyasındaki Mısır, Suriye, Irak, Filistin'deki hassasiyetimiz, İslam kardeşliği hukukuyla oradaki mazlum kardeşleri sahiplenme ve onların hak ve hukukuna sahip çıkmaysa, Doğu Türkistanlılar hem Müslüman hem de Türk hem akrabamız olması hasebiyle iki kere sorumlu olduğumuz coğrafya. Ben bu vesileyle arkadaşlarımıza, bize 3TU grubuna, arkadaşlarımıza ve aziz Türk milletine hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar esaretin bittiği, mazlumun insanca yaşadığı, dinimizin, milli kimliğimizin hür ve özgür yaşandığı Doğu Türkistan başta bütün mazlum coğrafyalarda esaretin son bulduğu bayramlar olsun dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.